Şimdi Metin abi, biz Erzurum'da bir dönem işletmecilik yapıyoruz. İşte fal kafe işletiyoruz. Kahve sizden, fal bizden kampanya yapmışız. İşte millet gelsin, işlerimiz artsın, kalabalık olsun derken öğrenciyle aramızda bir espri olsun. Abi bu iş birden büyüdü. Günde 200 tane, 300 tane kahve bakırık falına. Ben bakıram, 2-3 tane de üniversitede çalışan kız arkadaşlardan iş almışık. Onlar bakırlar falan. Benim arkamda da tam bir tane esnaf ağabeyim var, Terzi Müfit. O da gündüzleri terzilik edir, akşamları cin çıkartmaya gidir. Bir gün bir yerde oturduk, karşılaştık. Dedi ki, Burak'ım, hele gel otur, sana ne diyeceğim. Dedim, ne diyeceğim Müfit abi, yine aklıma bir şey gelmiş. Dedi, la dedi, sana kahve fanla baktırmaya gelenler trilelli. Bana da dedi, cin çıkartmaya gelenler trilelli. Müşterif şeyimiz, pörtüğümüz aynı. Gel dedi, biz güç kuvvet birliği yapak. Nasıl yapak? Dedi, ben sana cin çıkartmayı öğreteyim. Sen de bana fal bakmayı öğret. Hem senin işin artsın, hem benim işim artsın. Ulan nasıl olur, nasıl olur? Ben de meraktan bir gün öğretiyen dedim ki, çağırırsam bir gelir bakarım. Tamam dedi, öyle ben öğretim, sonra sen öğret. Ulan abi bir hafta geçti, baktım telefonum çaldı. Müfit abi neredesin? Dedim, neredeyim, dükkandayım. Dedi, dur gelirim. Geldi böyle bir fenikmiş. Lan ne oldu abi? Dedi, bir tane iş çıktı, iyi bir iş. Bir tane genç kız var, yeni gelin, teze gelin. Ona cin girmiş. Akşam bir şey bitir, beraber gideriz, cin çıkartmıyor. Ula ben şaka etmiştim dedim, aha be benim ne işim var? Yok dedi. Abdestin mabdestin al. Bak dedi oğlum, akşam hazır ol. Ula abdest mabdest de dedi, çıtayı yükseltti amına koyayım. Neyse ben de gittim, o normal abdest demiş. Ben de gittim, kusur abdestimi mabdestimi tezeden aldım. Neyse geldi beni aldı, neyse bindik benim arama ama. Dedim hele dur gidip bak ne olacak bu işin sonu. Tükandı uşaklara dedim, ben gelirim. Nereye abi diyemirem ki cin çıkartmıyor. Dedim, sen arkadaşım çağırdı, ondan işim var. Neyse gittik, Yenişehir'de bir tane daire. Şimdi biz geleceğiz diye, bu da önceden açmış, rezervasyonu yapmış. İki kişi gelirik. Şimdi beni de koca zannediler. Ulan kapıyı açtılar, biri ceketimi alır, biri ayakkabımı alır, biri terlik uzatır falan. Bir İzzet-i İkram. Eyvah. Bir anda kendim koca moduna girdim zaten, oldum koca. Neyse evde ailenin büyükleri gelmiş. Metin abi aynen bile senin salonun gibi büyük bir salon. Babalar ile oturuyor. Kızın babası, oğlanın babası, analar ile oturuyor. Halalar, görümceler hep oradalar. Karının kocası da Allah vermiş boy 2 metre. Omuzlar geniş. Böyle baba yiğit de bir adam. Post bıyıklı. O da bile böyle kayın kayında bakıyor. Ters ters. Ya Rabbi. Neyse kastenirde dedi Müfit abi. Böyle çete melete yapmışlar neyse bize. Kastenirde içeride odada. Getirin dedi buraya. Getirdiler neyse, bana da yanı koy Burak. Ben bu yanı koydum, getirdi kızıyla ortamızı tutturdu. Abi şimdi kız duru duru birden böyle feyin. Ulan kız bile değil ya abi, ben iki defa yedim. Şimdi oradan diyor, koca sen korkuyor musun? Şimdi ben bir şey diyemeyeyim, Müfit abi beni savunuyor. Diyor ki, yok yok diyor. İrsi geçir şimdi, o diyor transa geçti. Yakaladı dalgayı diyor. Karışmayın diyor, o şimdi başka alemde. İle değil ya, beni muda sokuyor. Kız bilidir ağabey, ben bilidir hem anam onu. Neyse, yedik içtik, Müfit abi biletti. Dedi, hele kalkın salonu boşaltın sefes. Şimdi herkes kalktı, karının kocası kalkmıyor. Müfit koca bilidir. Sen de karda, sen de. Ben neye kalkıram dedi. Karı benim karı, neye kalkıram? Dedi ki, kardeşim istiyor musun kurtaralım kızı? Oradan hemen oğlanın babası kızdı ya sinir. Kalk hadi çık içeri. Kocalar gelmiş, rahatsız etme ya. Hele edepsize bak, çıksaydı. Babasının sözüne çıktı herif. Müfit'e kalktı, kapıyı kilitledi. La abi kapıyı neye kilitsen herif de tak kuyulandı. Daha oğlum bir az kendinden geldi. Devamsız iş yapma dedim ya. Sen karışma. Neyse oturdu şimdi oraya. Kızı dedi, gel geç karşıma. Kızı böyle karşısına tutturdu. Hem bile diz çöktü kız. Ben buradayım, Müfit abi burada. Elinde de bir tane çubukla gittik. Ben dedim, bu çubuk acaba ne edecek? Meğer çubukla da iş görür. Şimdi kıza bile etti. Bir önce yalandan cebinden bir tane ufak Kur'an çıkarttı. Dinime ben Kur'an değil ayet duymamışım. İnni, finni, cinni. Bilem ne diyor ya, anasını satayım. Ben de içimden ayet kürsü okuyorum. Dinem bari birimiz yanlış okuyor, birimiz doğru okusun amına koyayım. Ya her şey para değil. Bu kava tam kendini paraya vermiş. Neyse. Neyse. He, kız. Kız böyle oturur, o çubuğu çıkarttı kızın kafasına, ama nasıl vurur, kuuut diye, bak salondan duyurlar. Herif diyor, neydi siz o kapı, kapının yarısı cam ya. Herifin gölgesi korkunç amına. Kendini boş ver, o camda gölgesini görürüm ya. Orada herife kızdırlar, sesleri de gelir, bu burada iş, kendini transa vermiş, neyse. Adını söyle.
Aldı ne söyledi? Kıt kızın kafası şişiriyor. Nasıl bir lan? Yavaş vur dedim. Sen karışma, karışma dedim. Ulan ne işe düştük, ne işe düştük Aga Bey. En sonunda kıza biletti. Dedi ki, göreceğim seni. Göreceğim, eteğin altındasın. Çıkart eteği dedi ya. Herif çamları kırış. Ulan ne eteği oğlum, ne eteği. Ulan Aga Bey dur kapıyı açayım. Ben nasıl bir kaf bastı beni? Tellirem ya. Daha cinleminden kurtmuyorum, heriften korkuyor ya. Şimdi unuttu. Ulan etek değil, karının kafayı kırdık. Karının etekini çıkardık, kapıyı kilitlemişik. Herifin de evindeyik. Budur herif bizi çıkacak. Neyse dur. Dur şimdi. Neyse ben dedim, bak zıttırıl dedim, seni dinlemiyorum. Korktum gittim kapıyı açtım. Açmaz mı olaydım, açamaydım anlamadım. Abi ben nasıl kapıyı açmam ondan? O herif sen beni nasıl kucakla? Aga Bey beni bir tavana vurur, bir yere vurur amına koyayım. Bir tavana. Da o eski evlerini, o eski avizeleri bilirsin, kristal. Abi beni vurur, o kristal ağzıma girer. Abi yere vurur, halının deseni yanağımda çıkıyor. Ya da tuvalet vurdum, vurdum bir tane bırak yerde az canım. Ama nasıl vurur? Hiç ara verme yok. Şimdi ben havaya kalkıram yere düşürem ya, top gibi vurur beni. O arada da kafam yerde, o müfit de duvara gidiyor, geliyor. Yukarıda değilim hele itolite bak. Ben burada dayak yiyeceğim, o yalandan kendini duvara vuruyor, herif onu dövmüyor. Yani gelilika verir kendini, itolite. Aa be herif rahat, ben diyeyim 10 dakika, sen 20 dakika ile dövdün. Daha benim yemin olsun halım yok. Ben bu serçe parmağımı oynayayım, titirir. Kadir kalkın sitronu gidin, adım atamıyorum ki gideyim. Halım yok, ya da sürün, o koridorda sürünürüm. Dış kapıyı arıyorum. Yedikimiz keteği böyle ki burnumuzdan töktük. Neyse kapıdan çıktık üçüncü kat. Aşağı yeniyorum herifler yukarıdan. La bari ayakkabılarımızı ver oğlum. Daha kış kara nasıl bakak ayağımızı basak ya. Bu müfit hiç konuşmuyor. Müfit de yalandan böyle bir... Ama ile cinlemişim. Dur ben de dinlem çıkar. Ben de müfiti dökeceğim az kendime geleyim. Ferim gelsin müfiti öldüreceğim. Ulan demin ben kafede ne güzel karı kızla oturuyordum. Geldim yedirdi kız iki tane kete. Beni öldürdü. O nasıl vurdun? O nasıl ettin? Neyse. Arabada hiç konuşmuyorum buna. Yüzüne bile bakmıyorum itoğlitin. Neyse geldik hele aşağıya. Şimdi kafeye gideceğim ama yüzümü sıfatımı bir temizlemem lazım. Gittim neyse o tabakhana çeşmesi Nuri abi. Suyu da soyuk akıyor ya dedim. Şişleri indirsin soyuk su. Buz tedavisi. Gittim tabakhanaya üstümü başımı neyse kanlarımı temizlerim. Elim yüzümü yıkıram ama hele titrir ellerim. Bir de kaf basmış dönürem arkamı dilerim herif gelir herhalde yani. Herifin korkusundayım yani. Olara bir ara döndüm dedim bu müfite bir çalayım yine kendime böyle. Döndüm müfite. Yok. Yok yok orada. Dinime imanıma. Müfitem bile. Ya sana ne oldu amına bu dayağı ben yedim. Çinçer. Hayatımda yediğim en böyle zevkli dayak koymuş orada anladın. O az evvel söylediğim adama diyeyim ha şimdi burada olsa sikini taşlarım yoksa. Ya sen ne has adamsan ki beni duydun. Şimdi ağabey bu adam beni çarpmaya başladı ya. Beni o çarpan da o rahatsız etti ya cini. Cin de müfiti çarpıyor. Cin boşuna gidipken bir müfit duvarda. Şimdi düşün ben herifin elinden kaçsam. Herif müfiti yakalasa, müfiti çarpmaya başlasa. Cin kimi çarpacak? Yani cin beni çarpacak da. Amına koyayım benim şişlerim böyle 10 günde yendi. Yani 10 günde her şey normale döndü. Müfit 8 ay dükkan açamadı. Hastahana, hastahana. Fizik tedavi. Kulak, burun, boğaz. Dudağını düzeltirler, burnu gelmiş. Burnunu düzeltirler, gözü kalkmış yemmiş. Ha? İnni, finni, cinne. Adam ile sikerler. Ulan iki tane ayet okumayı bilsen. Ben yatıram, kalkıram, o ayet-el küsü okudum adı. O beni okur, koru diye. Ben ayet-el küsü okudum, herif beni duydu. Dinime imanıma. Ne kas herifmiş. Vallahi. Müfit'in son hali nasıldı? Müfit, 8 ay görüşmedim Müfit'ten. 8 ay sonra gördüm. O ayağını böyle sürüte sürüte yürüyor. Sağ tarafta. Sıkıntılar var. Biraz düzelmiş. Ama 8 ay sonra tükenini açtı. Ya biz... Daha bir daha tövbe ettim. İnni finni cinni yok. Falka ve fali. Abi gelirler bakıram. Direm işte git onu yap, bunu yap, şunu yap ki bu kadar. Riski yok. Devam etti mi peki doğru? Yok ben gider miyim? Daha işim olur mu? Ne o beni çağırdı ne ben ona gittim. Uzun bir süre görüşmemişsiniz yani. Zaten 8 ay yapmış adam. Ama ben de direm yanımdan duvara vuruyor kendini. Gel duvara yiyeyim.
Ya işte abi.